kaçmaya çalışıyorsun. Onu seviyorum ben. Belli ki sen hayatında hiç kimseyi sevmemişsin. Bu yüzden anlayamıyorsun. Birbirini seven iki insan bir başkası yüzünden ayrılırlarsa başın derde girer. Yapıyorsun Sanskar. Svara'nın söyledikleri seni etkilememeli. Svara. Lütfen moralini bozma. Her şey düzelecek. Ragini, ben bir şey yapmıyorum. Hepsi onun yüzünden oldu. Hatta bu durumda ne yapabileceksem fazlasını bile yapıyorum. Yalan mı söylüyorum? Deli miyim ben? Sakallı adam yaptı dediğimde ortada böyle biri yok dedin. Birbirinizi böyle suçlamayı kesin. Lakşe, lütfen git buradan. Oo, Svara. Sonunda seni görmeyi başardık. Neyse, önemli değil. İkiniz de güzel bir poz verin. Gülümseyin. Svara, lütfen. Sakin olur musun? Gülümse biraz. Herkes bakıyor. Ben kızgın değilim. Sadece düğünden önce bu sorunların hepsini çözmek istiyorum, o kadar. Çözersin Svara. Sen pes etmediğin sürece sorun olmaz. Değil mi? O zaman bırakma. Meşti. Baksana. Kızlarımız ne kadar güzel görünüyor. Svara, büyüklerinin duasını al. Gel. Ay yeter, yeter. Mutlu ol. Mutlu ol. Mutlu ol. Mutlu. Svara, herkesin hayır duasını aldın. Şimdi gidip damadın yanına otur. Hayır, daha olmaz Parinita. Svara daha herkesin duasını almadı. Müstakbel kocasının ayağına dokunup duasını alınca bu tören tamamlanacak. Hayır yenge. Buna hiç gerek yok. Aa, neden? Neden gerek yok Lakşya? Bak. Böyle zamanlarda eşler kocalarının hayır duasını alır. Bir şey bilmiyorsun, sus sen. Ha, evet tabii. Svara, müstakbel kocasının ayağına dokunur. Hadi. Svara. Hadi. Hadi.
gerek yok dedim ya. Ben de istemiyorum. Ama başka seçeneğim yok. Tüm törenler tamamlandı. Oturun artık. Lakşya, neden Kuzey Kutbu'yla Güney Kutbu gibi uzak oturuyorsunuz? Hadi yaklaşın, güzel bir poz verin. Daha önce Svara'yla konuşmak için fırsat kolluyordun. Şimdi ne oldu? Hadi hadi, gülümseyin. Elini omzuna koy. Çok güzel. Evet yenge, güzel tabii. Ama lütfen bir dakika. Önce tatlıları vereyim. Peki. Svara, sen bunu Lakşe'ye yedir. Lakşya, sen de bunu Svara'ya yedir. Bu tatlıları yiyip öfkenizi unutun, tamam mı? İkiniz bugün için çok uğraştınız. Bu yüzden tadını çıkarmanız gerek. Böyle kavgalarla berbat etmeyin. Svara, kardeşinin sözünü dinlemen gerek, tamam mı? Sen de yakın arkadaşının sözünü dinleyeceksin, tamam mı? Dans başlasın mı? We'll be right back.
Sanskar. Sanskar izle. Svara'nın gösterisi başlamak üzere. Bu da sadece fragmandı. Şimdi tüm filmi izleyeceğiz. Svara için üzülmeye başladım. Ne dedin sen? Üzülmeye mi başladın? Neden? O kız bana kötü bir şey yapmadı anne. Sana ne oldu böyle? Daha düne kadar kızdan nefret ediyordun. Hayır anne. Onunla bir derdim yok benim. O sadece yaptıklarıma tepki verdi o kadar. Herkes aynı şeyi yapar. Hayır Sanskar, öyle bir şey yok. Anne. Görmezden gelsek de gerçek değişmez. Hata yapmayan bir kıza hayatının cezasını veriyorum. Ailesinin önünde onu küçük düşürüyorum. Hayır Sanskar. Sen yanlış bir şey yapmıyorsun. Beni dinle sen. Öncelikle sen bir şey yapmadın. Bütün yapılanları o Ragini yaptı. Bak Sanskar, hedefine bu kadar yaklaşmışken geri adım atamazsın. Bak Sanskar, yanlış düşünüyorsun. Sen Svara'ya kötü bir şey yapmadın. Onun başına gelenleri sadece kendi kız kardeşi Ragini yaptı oğlum. Anladın mı? Sen sadece Durga Prasad'la Lakşa'yı mahvetmek istedin. Ve bu oyunda Svara'ya bunları yapan Ragini oldu. Sen bir şey yapmadın Sanskar. Bir şey yapmadın. Bu kıza ne oldu böyle? Bay Gododia, torununuza ne oldu böyle acaba? Hiçbir şey. Siz de biliyorsunuz. Yeni nesil gençler böyle eğleniyorlar. Evleneceği için sevindi herhalde. Ey yüce tanrım. Bu kız ne yapıyor? Da anca bakıp duruyor. Git. Durdur şunu. Kızın herkesi bizi rezil etmeye başladı. Beni affedin. Lütfen bir şeyler yiyin. Sanskar.
Sanskar çok eğlenceli, şuna bak. Sana ne dedim ben? Düşünme artık. Gel hadi, gelsene Sanskar hadi. Onu yukarı götürün Bayan Şarmıştı. Bugün benim en mutlu... Bu ne böyle Bayan Şarmıştı? Kızın haddini çok aştı. Siz odasına götürün. Biz misafirlerle ilgileniriz. Bugünüm. Rezil etti bizi. Daha önce hiç bu kadar küçük düşmemiştik. Az önce olanların karşısında sen hala sessiz kalabiliyorsun, öyle mi? Seni hiç anlayamıyorum. Yeter Sıvara! Sıvara engel ol! Sıvara yeter! Çünkü... Sıvara! Bugün... Sıvara! En mutlu günüm. Yapma anne. Bırak beni. Sıvara. 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 Ne yapıyorsun? Ne yapıyordun aşağıda? Ne yaptın sen? Herkesin önünde nasıl davrandın öyle? Bak, yine aynı oldu. Evet, yine. Sen yine Mahişveri ailesinin önünde bizi rezil ettin. Burası senin kayın ailenin evi. Nasıl utanmazca dans edersin öyle? Kayınvalidenin üstüne meyve suyu döktün. Sen ne yaptığının farkında mısın? Buna ne gerek vardı? Kınaya kadar iyiydi. Sonra... Ne bir şey yedim, ne de bir şey içtim. Sonra buraya geldim. Hiçbir şey yemedim. Hiçbir şey içmedim. Sonra hazırlandım. Hazırlandıktan sonra aşağı indim. Ve... O tatlı... O tatlıda bir şey vardı. O tatlıda bir şey vardı Ragina, o tatlı. Sıvara, daha ne kadar hatalarını örtmeye çalışacaksın? Lakşa ve Ragina bana her şeyi anlatma. Seninle bu konuda konuşacaktım. Ama yine yaptın. Her şeyi öğrenmene sevindim. Sana daha önce anlatacaktım. Bunu sonra konuşuruz. Bir saniye. Ragina, bana o tatlıyı kimden aldığını söyle. Onlarda ilaç vardı. Kimden aldığını söyle bana hemen. Ne ilacı, ne tatlısı, ne diyorsun sen? Baba, her şeyi anlatacağım. Ama önce o kişiyi bulmam gerek. Sıvara. Şu olanlara bak abi. Bütün toplumun önünde müstakbel gelinimiz bizi rezil etti resmen. İnsanların yüzlerine nasıl bakacağız şimdi? Abi, Adaş'la Bahu konuklarla ilgileniyor ama herkes aynı şeyi soruyor.
Cevap orada. Lakşa. Ben sana çok güvenmiştim. Bu yüzden bir şey sormadım. Ama insanlar bu sessizliğimi yanlış yorumladı. Zıvara'ya ne oldu? Neden bunları yapıyor? Zıvara'nın bir sebebi olmadan bunları yapmayacağını düşünüyorum ben. Söyle Lakşa. Neler oluyor? Lakşya. Daha önce de sana sormuştum. Şimdi de soruyorum. Bizden sakladığın bir şey mi var? Söyle Lakşya. O burada. Zıvara. Lakşya, konuklar nerede? Sana soruyorum, konuklar nerede? Yeter Sıvara, kes artık. Ben... Ne oldu kızım, her şey yolunda mı? Ben birini arıyorum. Bayan Sharmishta. Neler oluyor? Bayan Sharmishta. Sıvara bunları neden yapıyor? Daha bu evde neler göreceğiz kim bilir? Affedersiniz. Sıvara, ne yapıyorsun sen? İzin ver anne. Onun burada olduğunu biliyorum. Sıvara, sen neden koşuyorsun? Ben de koşacağım. Ben de oynayacağım. Ben de. Biliyordum. Burada olduğunu biliyordum. Onu sen yaptın. Bana yaptığını söyle. Tatlıma ilaç koydun. Söyle hadi. Hayır efendim. Ben hiçbir şey yapmadım. Yalan söyleme. Yapmadım efendim. Doğruyu söyle. Yoksa seni polise veririm. Ben bir şey yapmadım. Efendim baksanıza. Bana ne diyor böyle? Senin yaptığını biliyorum. Zıvara. Hemen kes şunu. Söyle. Ben bir şey yapmadım. Neden yapıyorsun bunu?
Sara, delirmeye başladın. Delirmiyorum anne. Bu adam kaç gündür benimle uğraşıyor. Söyle kimsin sen? Neden hayatımı berbat etmeye çalışıyorsun söyle. Mara, o de bu. Bizim şoförümüz. O iyi biridir. 15 yıldır bizim yanımızda çalışıyor bu adam. Üzgünüm amca. Bunu bilerek... Sıvara, içeri gel. Hayır. Ben bunu yapanı bulana kadar hiçbir yere gitmeyeceğim. Onun burada saklandığını biliyorum. Ve ben onu bulacağım. Sıvara, kes şu saçmalığı ve içeri gel hemen. Bunları yapmak hoşuma mı gidiyor sanıyorsun? Herkesin önünde kendimi kaybettim ben. Bunu kimin ve neden yaptığını bilmiyorum. Ama şunu bil Lakshyamaishvari. Ben yalan söylemiyorum. Yeter artık. Git buradan. Buraya gelmeden tatlıma ilaç koyması imkansız. Ve gösterimi izlemek için burada kalmış olmalı. Kesin şu anda burada. Sıvara, yeter artık. Benimle odaya gel lütfen. Ragini, sen her şeyi biliyorsun. Biliyorsun bunları. Evet, biliyorum Sıvara ama lütfen şimdilik... Biz bunları odada konuşalım, tamam mı? Gel. Gel lütfen Sıvara. Ram. Sen misafirlerle ilgilen. Sıvar'ın iyi hissetmediği için bunları yaptığını söyle. Herkese yemek servisi yapılsın. Peki abi. Sen merak etme. Bana güven, halledeceğim. Sen de bu olanları hallet lütfen. Sağ ol Ragini. Bana tek inanan sensin. Kimse bana inanmıyor. Biliyorsun, tatlıma ilaç koyan kişi odama gelenle aynı kişi. Lütfen Sıvara, artık yalan söyleyemem. Artık büyüklerimizi kandıramam ben. Ne diyorsun sen? Sıvara. Ben artık hatalarını daha fazla örtemem. Bunu yapamam Sıvara. Sıvara. Eğer bu evliliği istemiyorsan söyleyebilirsin. Aileyi de daha fazla rezil etme lütfen. Yüce Tanrım. Kızım. Ne diyorsun? Şekar. Bak sen bunu biliyor muydun? Sen de mi yalan söylediğimi düşünüyorsun?
Ne yapayım? Bugüne kadar söylediklerine hiç delil bulamamıştım. Ben de söyledikleri doğrudur diye düşünmüştüm ama gerçekleri öğrendim. Bunların bir gün ortaya çıkacağını biliyordum. Başına gelenler herkesin önünde oldu. Biliyorsun. Ne diyorsun Ragini? Ne gerçeği? Yani ne oldu ki Svara'ya? Söylesene. Kızım, madem bir şeylerden şüpheleniyordun, neden büyüklerine söylemedin? Lütfen, inanın bana ne olur. Hiçbirini bilerek yapmadım bunları. Hepsini o sakallı adam yaptı. Hangi sakallı adam Svara? Lakşa ve ben görmedik. Neden sadece sen görüyorsun? Lakşa, sen bunları biliyor muydun yoksa? Yeter. Ragini, Svara, yeter. Lakşa, ben şu anda bütün gerçekleri öğrenmek istiyorum. Baba, her şey anneanne hastanedeyken başladı. Svara onu yalnız bırakıp bir yere gitmişti. Önce Svara'nın otele gitmesi, polis baskını, sonra kulüp ve sonra da tartışma. Hepsi senin sayende oldu. Teşekkürler. O zaman benim işim bitti. Belki de. Bak komiser. Bu kadar güçlü birini devirmek gerçekten çok çaba gerektiriyor. Bazen başkası için kazdığım çukura kendim düşerim diye korkmuyor değilim. Bunu bilemem. Ben bunu düşünmüyorum. Ben sadece parama bakarım. Hayatta tek bir kuralım var. İşim bittiğinde gerisini umursamıyor. Sen kimseye anlatmadın mı bunları? Lütfen babaanne. Ragini'ye kızmayın. Onun bunda hiçbir suçu yok. Evet kızım.
Bütün hata sende zaten. Benim zavallı rakibim. Zorla bunlara alet olmuş belli ki. Zavallı. Ya söylediklerimin bir şaka gibi geldiğini biliyorum. Çünkü bunları kanıtlamak için elimde hiç delilim yok. Ama ne yapayım ben? Söyleyin ne yapayım? Ne zaman bu insana karşı bir delil bulmaya çalışsam hemen ellerimden kayıp gidiyor. Lütfen. Lütfen bana inanın ne olur. Ben bir şey yapmadım. Madde falan kullanmadım. Asla böyle bir şey yapmam. Biri bütün bunları bilerek yapıyor. Lakşay'la aramı bozmak için yapıyor. Gerecik inanın bana, yalvarırım. Baba, anne, konuklar gittiler. Çok geç oldu. Artık biz de gidelim buradan. Hoşça kalın. Abla. Düğün ne olacak? O tatlıda bir şey vardı. Lütfen inanın bana. Ben madde falan kullanmam. Biri bütün bunları bilerek yapıyor. Lakşay'la aramı bozmak için yapıyor. Ragini. Şimdi ne olacak? Nişan atılacak tabii. Ne olacak? Bak abla, böyle olay çıkaran yalancı bir kızı gelinimiz yapacak halimiz yok sanırım, değil mi? Ah, ne kadar utanmazdı. Resmen hiç utanması yoktu. Sen söyle abla, ailemizden birinin ona ilaçlı tatlı verme ihtimali var mı? Hem Lakşya da o tatlıdan yedi. Gördün işte abla. Bu kızın söylediği her şey yalan. Bu doğru değil. Sen hiçbir şey göremiyorsun Lakşa. Aşkından gözün kör olmuş. Bu yüzden gerçekleri göremiyorsun oğlum. Ben Sıvara'yı tanıyorum yenge. O yalan söylemez. Bu kız benim masum olduğumu kanıtladı. Babamın onuru için çok şey yaptı. O neden bizi rezil etmek istesin? Lakşya,
Sujata'nın söyledikleri gayet doğru. Yaptıklarına baksana. Düğünden sonra kim bilir... Bu olamaz. Eğer öyle olsaydı Annapurna, o zaman neden düğünü bir hafta erken aldı? Lakşa, Svara'ya inanmak zor. Ama yaptıklarından sonra bunlar garip görünüyor. Yine de sana inanmak istiyorum. İkinize de bir şans vereceğim. Söyle. Ne düşünüyorsun? Ne istiyorsun? Bu evlilik olmayacak. Demek istediğim... Dört gün sonra olmayacak. Düğünümün iki gün sonra olmasını istiyorum. Ancak o zaman bu insan Sıvara'ya zarar vermeyi bırakır. Bu evliliğin bozulmasını istiyorum. Ama şunu bilmiyor, ben buna asla izin vermem. Söz veriyorum, düğünde hiçbir şey olmayacak. Her şeyi kendim idare edeceğim. Sen nasıl istersen. Babaanne, beni çağırmışsın. Bana söz vermiştin sen. Düğünden önce yanlış yapmayacaktın. Bu ne peki? Lütfen inan bana. Ben yanlış hiçbir şey yapmadım. Ben sana asla inanmamıştım zaten. Kendi isteğinle evlendiğin için bir şey yapmazsın demiştim. Ama beni yalancı çıkardı. Durgaprasat arıyor. Bay Durgaprasat. Her şey mahvoldu. Her şey berbat oldu. Bu kızın utanmazlığı yüzünden. Bir daha kimse... Bizden kız almayacak işte. Ragini. Bari sen dinle beni. Sen de mi yalan söylediğimi düşünüyorsun? Ne oldu Şekar? Ne dediler sana? Şekar, neden bir şey söylemedin? Açıklama yapsaydın. Baba, Lakşi adamı böyle düşünüyor. Bana evlenmenizi istemeyen biri olduğunu söyledi. Evet baba, bu evliliği istemeyen biri var. Bizim aramızı bozmak istiyor. Öyleyse... savaşı biz kazanacağız. Çünkü düğün dört gün sonra değil... öteki gün. Tanrım, sana şükürler olsun. Baba.
Bunlar Bay Durga Prasat sayesinde oldu. Kızımıza ikinci şans verdi. Yarın mabette dua edeceğim. Anne! Maheşvari ailesini de davet edeceğim.